Skordan memnun musunuz? Öncelikle buna başlayalım. Çok memnunum. Çünkü bu tip maçlar tehlikeli maçlardır. Muhakkak ki güç farkı var. Ama Bucaspor koşarak, mücadele ederek, bozarak kendine bir avantaj sağlayacak isteyen bir takım olacaktı ki öyle oldu. Ama burada en önemli şey benim oyuncularımın ciddi olması. Maç ayırt etmeden kendilerine verilen şansı değerlendirmeleri. Oyun felsefemize yavaş yavaş alışacaklar. Devre arası daha da beraber olacağız. Bu da bize ayrı bir ivme kazandıracak. Maçın genelinde zaten hakem oynamamız kadar doğal bir şey yok. 3 gol attıktan sonra en az 7-8 tane de belki 10'a yakın iki yarı pozisyon bulmamız, oyunun kontrolünü, topun kontrolünü elimizde bulundurmamız bunlar önemli artılar bizim için. Mümkün mertebe ileride oynamamız. Yani bu oyunu kendi sahamızda değil de rakip sahada oynamamız çok istediğim bir şey benim. Muhakkak ki bir ön hazırlığı kendi sahanızda yapacaksınız ama ondan sonra çok çabuk 2 ve 3'e geçmek, atlamak lazım ve orada mümkünse bunu yapmak lazım. Ona uğraştılar. Hepsine şans vermek istedim. Eğer bir sıkıntı olmasa hiç değiştirmeyecektim. Ki net 90 dakika herkesi göreyim diye. Çünkü uzun zamandır da şans almamış, az oynamış oyuncular var. Onları da bir görelim ki devre arası bazı kararlar vereceğiz. Orada önemlidir. O yüzden 3-0 gibi bir net bir skor aldılar. Çok da kaçırdılar. Çok da iyi mücadele ettiler. Hatta bazıları doğal olarak maç alışkanlığı olmadığından 75'ten sonra biraz da yoruldular. Bu da gayet doğaldır. Sonuç olarak 3-0. Yeni yıla böyle gireceğiz. Çok şükür. İyi bir şey. Hocam iki maçtır sizin göreve gelmenizle birlikte bazı oyuncuların motivasyonunun biraz daha üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Selçuk gibi, Yasin gibi, Sinan gibi. Bu size nasıl bir mesaj veriyor? Oyuncuların motivasyonunun bu şekilde artması. Şimdi çok güzel bir soru sordun esasında. Bunu tabii böyle bir röportajda ne kadar söyleyebilirim bilmiyorum ama şöyle bir son 4-5 seneye baktığımız zaman Selçuk bu takımı şampiyonluklar kazanmasında çok önemli rol oynamış bir oyuncu. Bir oyuncu oynatmayabilirsiniz. Bir oyuncuyu yedek de bırakabilirsiniz. Ama yaptıklarını da unutmamanız lazım. Meziyetini de iyi bilmek lazım. Selçuk kazanmamız gereken bir oyuncumuz. Bize çok önemli emeği geçmiştir. Yanlış anlaşılmalarla yargılamamak gerekir. O yüzden daha dün gibi Selçuk'un attığı frikik golleri, Selçuk'un attırdığı goller, Selçuk önemli bir oyuncu Galatasaray için. Yani kolay değil bugün kaçıncı seneye gidiyor? 5-6 bilmiyorum. Onun için Selçuk kazanmamız lazım. 7. sene belki de. Sinan'a gelince yeteneğinden şüphemiz yok. Girdiği zaman iş yapıyor. O zaman bugün kendisine de onu söyledim. O formayı almak isterse ben veririm ona. Alternatif düşünmem. O yüzden o alacak formayı. Söylemde yetenekli, müthiş iş yapar başka, eylemde başka. Yasin'den çok memnunum. Hem maçtan itibaren hem bugün. Yani maç oynamış 48 saat önce. Bir gece önce kampa girmemizin sebebi ciddiyeti korumaktır. Onun için girdik kampa. Ben dahil. Ve Yasin'i de beraber koymam. Zaten 11 kişiyiz. Mümkün olsa Martin'le Serdar'ı hiç sokmayacaktım. Martin mecburen girdi Tarık için. Yani her maç Galatasaray 28'inin nasıl yazılacağını bize gösterecek. O yüzden herkes nerede hangi şansı bulursa bu şansı kullanmak zorunda. Burası Galatasaray kulüp. Buraya kolay gelinmiyor. Gelindiği zaman da gitmemek lazım. O coşkuyu, o isteği, o ciddiyeti görmem lazım. İyi oynarsınız, kötü oynarsınız ama o formanın hakkını vermek zorundasınız. Bugün hem doğru işler yaptılar, hem coşkulu oynadılar, hem yürekten oynadılar, hem iyi mücadele ettiler ki çok da
anlayışla karşılamak lazım. Dediğim gibi maç eksiği çok önemli bir eksiktir. Hocam son olarak şunu da soracağım. Siz transferlerle ilgili gerekirse kişisel ilişkilerimi de kullanacağım demiştiniz. O diyaloglar başladı mı artık yavaş yavaş? Bir de çok küçük şunu da eklemek istiyorum. Devre arasında ekstradan hazırlık maçları oynamayı düşünüyor musunuz takımı görmek için? Çok fazla değil ama oynamak istiyorum tabii. Özellikle Antalya'da bu fırsatı bulabiliriz diye düşünüyorum. Onu da kullanacağız. İkinci yarı mümkün mertebe tabii fiziğimizi kaybetmeden iyi bir noktaya yavaş yavaş getireceğiz. Arkasından oyun felsefemizi yerleştireceğiz. Arkasından eksiğimiz olan birkaç, bir iki yer, fazla bir şey istediğim yok zaten. Olabilirse ona halletmeye bakacağız. Olmazsa kendi içimizden halledeceğiz. Ama hazırlık maçları da eğer mümkün olursa oynayacağız. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Tebrik ederim tekrardan. Gerçekten.